El Mundo İspanyol gazetesi, o var sırada. Bakalım. Orada da Listras'ın kim olduğuna dair bir portre çizmişler. Kendisi İngiltere'nin 3. kadın başbakanı olacak. Margaret Thatcher, ardından Theresa May, şimdi de Listras 3. başbakan olacak. Kendisini daha çok Demir Lady lakabıyla tanınan Thatcher'a benzetiyorlar. Yani sadece savunduğu politikalar değil, giyimi, kuşamı, hal ve hareketleriyle de Demir Lady'nin topuk sesleri geliyor diyebiliriz belki. Bu konuda Beyza Gözeyik bir haber hazırladı bugün. İsterseniz hemen onu, bir bakalım, hemen izleyelim. İzleyelim. Sonra da diyelim ki acaba dünyadan Türkiye nasıl gözüküyor? Boris Johnson'dan boşalan koltuğa İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Liz Truss geçiyor. Muhafazakar Parti içindeki oylamada %58'e yakın oy alan Truss, İngiltere'nin yeni başbakanı olarak bugün Kraliçe Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisini alacak. İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson Temmuz ayında istifa etti ancak uzun zamandır istifa baskısı altındaydı. Gafları ve skandallarıyla gündemden düşmeyen İngiliz liderin koltuğu ilk kez koronavirüs pandemisiyle sarsıldı. Halk evde karantinadayken Johnson'ın başbakanlık konutunda defalarca parti verdiği ortaya çıktı. Sadece muhalefet kanadı değil, Muhafazakar Parti'den yükselen çatlak seslerle Johnson istifa etmek zorunda kaldı. Parti içindeki oylama öncesi odak noktada iki isim vardı. Biri Dışişleri Bakanı Liz Truss, diğeri ise Maliye Bakanı Rishi Sunak'tı. Liz Truss %58'e yakın oy oranıyla İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisini bugün alıyor Truss. Ancak tartışmalar tüm dünyada yankı buluyor. Yeni başbakanın koyu bir Margaret Thatcher hayranı olması, hatta onun gibi giyinmesi gündem oldu. İngiltere'nin 3. kadın başbakanı olan Liz Truss'ın öncelikli programında enflasyonla mücadele var. Toplu grevlere de çözüm arayacak olan yeni başbakanın kabinesinde yer alacak isimler kısa zamanda belli olacak. Öte yandan İngiltere'de hayat pahalılığına karşı protestolar sürüyor. Dün de kalabalık bir grup İngiltere'de başbakanlık ofisinin önündeydi. Artan fiyatlar, düşen alım gücü sebebiyle ses yükselttiler.